İyi akşamlar. Yeni Ses TV Haber Saati'ne hoş geldiniz. Dünyadan ve Türkiye'den haberlerle karşınızdayız. Ben Bülent Karaağaç. Bugün 24 Aralık 2019. Haber Saati başlıyor. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi. Cezayir'de binlerce kişi yönetimde köklü değişiklikler olmadan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını protesto ettiler. Hindistan yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto. Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler "Biz Hindistan halkı" pankartı açtı. Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı slogan attı. Fransa'da grevler Noel'i vurdu. Banyo trenlerinin %60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor. Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir? Trabzon'un 11 ilçesinde 37 ayrı noktada dün geceden itibaren etkili olan örtü yangınlarında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Resmi kaynaklar ayrıca yangının yerleşim yerlerine ulaşması riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını işaret ediyor. Bölgede en az 5 ev tahliye edilmiş durumda. Şu ana kadar 22 noktada yangın söndürülmüş durumda. 15 noktada ise kısmi olarak devam eden örtü yangınları söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vuruyor. Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli Noel babalar hediyelerini verdi.
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri tatil ekspres operasyonu sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. ABD liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirmesini sağladı. Tokyo Olimpiyat Stadı 2020 yaz oyunlarına hazır. Yunanistan'da kadınlar lastiği seçtiğinde erkek şiddetini protesto etti. Yarın akşam görüşmek ümidiyle iyi akşamlar Türkiye.